Çok şükür başkanım. İnşaatlarda sanırım elektrik su bağlantısı yapılırken denetim şartı getirilmiş. Bu konuyu da bilmeyenler için bu konuyu özetleyebilir misiniz? Evet Akif'cim, önce teşekkür ediyorum. Bu konu 3 başlık altında. Birincisi ruhsatlı yapılarla ilgili. Belli bir tarihe kadar. İkincisi gene eski ruhsatlı yapılarla ilgili. Bir diğeri de 2021 yılından önce yapılmış olan ruhsatsız yapılarla ilgili. Yani 3 başlık altında toplayabiliriz. 31.12.2021 ila 01.07.2022 tarihler arasında tamamlanmış yapılar için bir hak var. Bunun haricinde 01.07.2022 tarihine kadar inşaat ruhsatı alınmış ama iskan raporu alınmamış yapılarla ilgili bir hak var. Bir de 31.12.2021 öncesinde yapılan ruhsatı olmayan yapılarla ilgili bir hak var. Şimdi burada ruhsatlı yapılarla ilgili çok büyük bir sıkıntı yok. Zaten Türkiye'nin birçok yerinde geçmiş yıllarda çıkan yapı kullanma izin belgesiyle, yapı kayıt belgesiyle birçok yapı elektriğine kavuştu. Bir de burada bizi direkt ilgilendiren esas bir konu var. Bizim daha doğrusu benim bu konuya neden bu kadar müdahil olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu ruhsatlı olup da iskan raporu alamamış, işte müteahhitlik açmış, efendime söyleyeyim veya herhangi bir ufak tefek şeylere takılmış, ondan dolayı iskan alamamış binalarda elektrik şantiye aboneliği üzerinden götürülüyor. Bu şantiye abonelikleri de bizim direkt o elektrik şantiye aboneliğini kuran bizim üyelerimizin sırtında. Yani o şantiye aboneliği 5 kW, 10 kW için kuruluyor. Ancak iskan raporu olunmadığı için bütün 10 daireli, 15 daireli, 20 daireli yerlere o 5-10 kW'lık şantiye panolarıyla elektrik veriliyor. Burada doğacak herhangi bir sıkıntı, bir yangın, Allah göstermesin ölümlü vakalarda direkt o şantiye elektriğini kuran elektrikçimiz sorumlu. Benim üyem sorumlu yani. Biz bir an evvel işte bu sorumluluğu üzerimizden atmak için bu kanuna bu kadar önem verdik. Yani bu kanunun ilgili maddeleri 2004 yılından önce de çıkmıştı zaten. Orada sadece tarihleri değiştirerek, aslında bu bir imar affı değil. Zannediyorum imar affı ile ilgili de meclis açıldığında Ekim ayında, Ekim-Kasım aylarında imar affı ile ilgili farklı bir düzenleme getirilecek. Bu sadece binasında doğalgazı olan, su aboneliği olan, internet aboneliği olan ama bir türlü elektrik abonesi olamayan yapıları ilgilendiriyor genel anlamda. En çoğunluk orada çünkü. Bu yapı kayıt belgesiyle az önce de söylediğim gibi o ruhsatsız binaların çoğu zaten elektriğini aldı. Aboneliklerini yaptırdılar mesken olarak. Şimdi burada ruhsatlı yapıların yapması gereken şu. Ruhsatlı yapıların illaki bir yapı denetim firmasıyla çalışıyor olması gerekli. Kanun böyle çünkü. Bu ruhsatlı yapılarda vatandaş sadece orayla ilgili doğalgaz, su veya kanalizasyon, internet gibi belgeleyebildikleri faturalarıyla bizim şantiyeyi kuran elektrikçi arkadaşımıza ulaşacak. Elektrikçi arkadaşımız da dosyasını hazırlayacak. Bu dosyaları hazırladıktan sonra ilgili yapı denetime bu dosyaların iş başlama, iş bitim evraklarını imzalatarak dağıtım şirketine mesken aboneliği için müracaatını yapabilecek. Burada zaten çok bir sıkıntı yok. Yapı denetimleri de bu konuyla ilgili bilgilendirildi. Ki zaten bu kanun çıkalı, hatırlarsanız ben bundan bir buçuk ay önce falan da bir bununla ilgili bir açıklama yapmıştım. Ama işte bu Türkiye'de 21 tane biliyorsunuz dağıtım şirketi var. Bu 21 dağıtım şirketinin de ortak hareket edebilmesi adına bizim Eskişehir'deki dağıtım şirketi biliyorsunuz 5 ilden sorumlu. Dağıtım şirketi EPDK'dan bir görüş istedi. Yani nasıl daha kolaylaştırırız bu işi diye. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu da 21 tane dağıtım şirketine bir genelgeyle imar affının bu şeyin 3194 sayılı imar kanunun geçici 11. maddesiyle ilgili ne yapılması gerektiğini anlattı. Biz de o elimize geçince geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz siz kıymetli basın mensupları aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurduk. Bunun haricinde de ruhsatı olmayan binalar var biliyorsunuz. Bu ruhsatı olmayan binaların kimine su bağlanmış, kiminin önünden yol geçmiş. Çünkü orada
özellikle belirtilen yapının yol, su, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinden herhangi birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgesi diyor. Yani vatandaşın evinin önünden yol geçtiyse, bir kanalizasyon altyapısı oluşturulduysa veya dağıtım şirketi evinin yakınına bir elektrikle ilgili bir altyapı götürdüyse, bunu da vatandaş ilgili belediyeye müracaat ederek, biliyorsunuz artık teknoloji ilerledi, ilgili belediyeler bu yapının hangi yılda yapıldığını uydu görüntüleriyle belirleyebiliyorlar. Uydu görüntülerinden girerek yapının kaç yıl önce yapıldığını ortaya koyup vatandaşa yapmış olduğu yıldan bugüne kadar olan emlak beyannamesi, emlak beyannamesi ücretini de alarak bir emlak beyannamesi verecek vatandaşa. Vatandaş da bu emlak beyannamesiyle birlikte orada doğalgazı varsa doğalgaz faturası, suyu varsa su faturası, altyapıdan herhangi biri varsa onu fotoğraflayarak bir yetkili, odamıza kayıtlı yetkili bir elektrikçi arkadaşımıza müracaat edecek. O arkadaşlarımız da o belgelerle, efendime söyleyeyim, ilgili dosyayı hazırlayıp vatandaşımıza mesken abonesi yapabilecek. Zaten bu sıkıntı, biliyorsunuz, bu elektrik zamlarından sonra şantiye ücretlerinin çok olmasından vatandaş birden feryat etmeye başladı. Ufak tefek iskana alınmamış, işte özürlü rampasından dolayı iskanı kalmış, yok merdiven korkuluğundan dolayı iskanı kalmış bir tek yapılar var. Bu yapılarla ilgili işte doğalgazı bağlanmış. Yani Enerji Piyasası Denetleme Kurulu da maalesef doğalgazda iskan aramıyor. Ama elektrikte iskan arıyor. Böyle bir garabet bir durum var. Bunun aslında en başta düzeltilmesi lazım. Yani doğalgazı, suyu, telefonu bağladıysan elektriği de bağla. Veya elektriği bağlamıyorsan hiçbirini bağlama ki vatandaş öyle taşınıp da mağdur olmasın. Elektrik aslında. Evet. Yani olayın aslı bu. Efendim, siz elektrikçi esnafıyla çok sık görüşüyorsunuz. Evet. Bu sene elektrikçi esnafı nasıl bir yaz geçirdi? Aldığınız en çok şikayetler neler? Valla arkadaşlarımız çalışıyor. Tabii ki Türkiye'de biliyorsunuz ciddi bir ekonomik kriz var. Dünya ile birlikte, bu pandemiyle birlikte başlayan bir kriz mevcut. Arkadaşlarımız da bu krizi kolay atlatma adına işte işlerini yapıyor. Yani inşaat sektörü de biliyorsunuz biraz durağan şu anda, inşaat maliyetlerinin çok yüksek olmasından kaynaklı. Bunun haricinde de işte bizim arkadaşlarımız tadilat, tamirat, biz altın bilezik var arkadaşlarımızın kolunda. Evet, elektrik. Arkadaşlarımız tabii mağdur olan, işi sıkıntılı olan arkadaşlarımız da var ama genel anlamıyla müteahhidiyle de iyi geçinip temiz iş yaptığı müddetçe arkadaşlarımız çok sıkıntı yaşamıyor. Tabii ki kira ödemede sıkıntıları var, prim ödemelerde sıkıntılar var, vergi ödemelerde sıkıntılar var. Tüm esnafta olduğu gibi, tüm vatandaşlarımızda olduğu gibi bizim üyelerimizin, kardeşlerimizin de illaki Türkiye'de yaşanan bu ekonomik krizden etkilenmemeleri söz konusu değil. Başkanım, siz okulda siyaset konuşmayı sevmiyorsunuz ama evet. Büyük Birlik Partisi mensubusunuz. Evet. Mustafa Bey, sizi geçtiğimiz günlerde Eskişehir'e geldiğinde siz orada yoktunuz. Evet. Bu da bazı dedikodulara neden oldu. Bir bilgilendirme alabilir miyiz? Evet. Akşam Mustafa Destici Fenerbahçe Koymaş'ın tribünler... Evet, doğru söylüyorsunuz. Ben bu koltukta çok siyaset yapmam. Bunu bütün arkadaşlarımız bilir ama madem sordunuz cevap vereyim. 15 gündür şehir dışındaydım. Sen genel başkandan da müsaade alarak çıktım zaten. Bir istirahat çocuklarla, hanımla. Evet, böyle bir tatilim gündemdeydi. Sen genel başkanını da bilgilendirdim. Kendisinde bilgileri var zaten. Biz biliyorsun Akif'cim, 93'te bu partiyi kurduk. Allah ömür verdiği müddetçe partimizi ayakta tutmaya. Seçtiğimiz, başına genel başkan yaptığımız liderimizin de doğrularının yanında olmaya devam ede gelmiş, süre gelmiş. Bizim biliyorsunuz başka taraflarda falan işimiz yok. Biz küsmeyiz de. Biz İlahi Kelimetullah için Nizam-ı Alem davasına vücudumuzu koymuşuz, gövdemizi koymuşuz. Bu noktada bizim kimseyle bir problemimiz yok. Dediğiniz gibi akşam Sayın Genel Başkanımız Fenerbahçe Konya Spor maçına gelecek. Orada da ben kendilerine eşlik edeceğim. Bunun haricinde bu 15 gün içerisinde de 3-5 defa Sayın Genel Başkan'la telefon görüşmelerimiz, bir takım şeylerimiz de oldu. Yani böyle bir sıkıntıyı kimse gündemine dahi almasın. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.